Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü, sayılma ve ayırma tesisi ve kompoz üretim tesisi açıldı. Bugün burada da yine 18 hükümlünün belgelendirme faaliyetini sembolik olarak yaptığımız işleri kamuoyuyla paylaşmak, farkındalığı artırmak ve bundan sonra yine bu hükümlü tutuklu arkadaşlarımızın çalışmalarına kamuoyunda destek bulabilmek için bu törende farkındalık oluşturmak istiyoruz. Daha sonra plastiğe de fabrika yapacağız. Şimdi şöyle yavaş ilerleyebiliriz. Yeni dönüşüm fabrika olur. Yeni ben plastiğe de yapacağız. Çünkü hastalıkların hiç etkisi yok. Ve hafif besin kaynağı olduğu için daha güzelliği var. Patates, patlıcan, hani her türlü meyve, sebze kabuğu. Çay posamız burada. 500 kilo kompost üretiyoruz. Şimdi onlardan bir örnek. Bir makineden 500 kilo gübremiş. 500 kilo. Ben biliyorum. Evet. Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin çalışmalarıyla yapıldı. İş yurtları atölyeleri biliyorsunuz hükümlülere iş veren bir atölye, meslek edindiren bir atölye. Ve burada bizim iki tane tesisimizde toplam 9 tane hükümlümüz çalışmakta. Ama dediğiniz gibi zaten kapalı cezaevlerinden başlayarak gelen bir çalışma bu. Biz şu anda en son noktadayız. Aynı zamanda hükümlülerimize meslek de edindiriyoruz. İş sağlığı güvenliği eğitimleri veriyoruz. Her türlü çalışmamız konuyla ilgili yapılmaktadır. Bilindi üzerinde cezaevlerinde hüküm ve tutuklar yoğun bir yaşam alanının içinde ciddi bir katı atık oluşturmakta. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlayan sıfır atık projesine destek olarak gelecek nesillere hem örnek olacak hem de daha iyi bir doğa bırakmak adına biz de faaliyete başladık. Gerçekten toplumda biz de varız diyen, bir şekilde cezaevlerine düşmüş, infazlarını yatmakta olan hükümet tutukları yeniden topluma kazandırarak, topluma faydalı birer birey olarak onları aramızda görmek ve yeniden suç işlemlerine engel olarak toplumsal asayiş düzeninin katkı sağlamak üzere hep beraber faaliyet gösteriyoruz. Bu anlamda da Sayın Bakanımız Abdülhamit Gül Beyefendi de sürekli bize vurgu yaptığı husus, hükümet tutuklarının insan olduğunu unutmadan tekrar onları toplumsal hayata faydalı birer olarak yetiştirmek, dönüşümünü sağlayarak İş Yurtları Kurumu'nun misyonuna hizmet etmek amacımız.